Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün balkonunuzu nasıl kuş cennetine çevireceğinizi anlatacağım size. Yaklaşık olarak 4 yıl önce Golden Finch bakmaya başladım. Fakat her geçen gün çoğaldıkları için yani satmaya da kıyamadığımız için mecburen bunlara bir yer yapmamız gerekiyordu ve biz balkonumuzu kapattık. Tropenle kapattık balkonu. Ondan sonra her yere kafes döşemeye başladık. Balkonum çok büyük değil ama 70 kafes aldırabildim ben. Yani 70 takım kuş bakabiliyorum balkonda. Kuşlarımızı da göstereyim. Küçük kafes tercih ettim. Çünkü daha büyük kafeslerde daha az takım bakmam gerektiği için, kuşlarımız çok olduğu için mecburen kafesleri küçük kullandık. Bu şekilde 70 takım aldırabildim ben buraya. Sizler de evlerinizde bu şekilde balkonlarınızı değerlendirebilirsiniz. Çünkü bir üretimhane kurmak, yani masraf olarak değil ama vakit olarak çok büyük bir zaman kaybı. Ama evde bir film izlerken bir 5-10 dakikanızı ayırıp bakabiliyorsunuz ya da işte maçın devre arasında kuşlara bakabiliyorsunuz. Bengallerimiz var. Bunlar da Golden Finch yavruları bakıyor. Şöyle göstereyim. Benim Golden Finch'lerim kendi yavrularına da bakıyor ama ben bir kendi yavrularına baktırıyorum. Bir de diğer yumurtalarımı da Bengallere baktırıyorum. Hem kuşlarımız biraz dinleniyor hem de daha fazla yavru elde etmiş oluyoruz. Şu anda 50 küsur tane yavru var. Daha sezonun ortasındayız. Yüzü geçecek herhalde. Burada renklenmeye başlayan yavrularımız var. Burada yeni yeni renk tüyleri çıkmaya başlayan yavrularımız var. Burada da yeni düşmüş Golden Finch yavrular var. Düzenli olarak her gün mamalara veriliyor. Dalları vesaire, onlar zaten yiyorlar. Burada bengallerimiz var. Her ne kadar bengallerden çok yavru almamaya çalışsak da ara ara unutuyoruz yumurtalarını toplamaya ve kendi yavruları çıkıyor. Bunların hepsi moka. Burada zebra ihtiyacıları var. Bir arkadaşımızın hediyesiydi. Yani koyacak yer bulamadık. Hepsini buraya topladık. Burada çoğalıyorlar. Evet, gördüğünüz gibi Golden Finch'ler. Yani bu hobiyi seviyorsanız sizler de bu şekilde balkonunuzu değerlendirebilirsiniz. Ama bir tefek şart, onu da söylüyorum. Ben böyle ufak bir tefek koyarak sıcaklığı 22-23 derece tutabiliyorum. Evet, böyle gördüğünüz gibi tavana kadar her yer kafes. Hatta ben şu tavan olan kısımlara da kafes bulmayı düşünüyorum yer yokluğunda. Şu anda artık bir tane daha kafes almayacak durumda. Her yere sığdırdık. Görüyorsunuz bütün boş yerler değerlendirildi. Evet, burada moka bengallerimiz var. Yavrularına bakıyorlar. Yumurtada yatan bengallerimiz var.
Yani bu tip tür kuşlar için bengaller şart diyebilirim. Zaten bakan arkadaşlarımız biliyordu. Yani her türlü olumsuzluğa karşı elimizde bengal bulundurmamız gerekiyor. Golden film içinde bakmamızdaki tek büyük sıkıntı bu bence. Çünkü bengal bulundurmamız gerektiği için yani ekstradan yer gerekiyor. Evet, golden fişlerimiz şu an hepsi aynı anda yumurtluyor. Şu an ikinci yumurtayı yapmış. Yarın 3'ü 4'ü yapacak, kulüpte yapmaya başlayacak. Burada kuluçkada yatan golden finch'imiz var. Bunlar çok iyi yavru bakıyorlar. Bunların da muhtemelen birkaç gün içinde yumurta yapması gerekiyor. Arkadaşlar kuşlar hakkında, yani özellikle golden finch ve bengaller hakkında sorularınız olursa cevaplamaya çalışabilirim. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalımı takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Herkese bol ve sağlıklı yavrular diliyorum kuşbaşı arkadaşlarımıza. İyi günler arkadaşlar.